Efendim merhabalar. Biraz Emery-Dreyfus kas distrofisinden, kısacası EMD'den bahsedelim. Emery-Dreyfus musküler distrofisi bir defa kalıtsal bir hastalıktır. Erken çocukluk çağında ortaya çıkma meyli vardır. Hafif kas zaafı ve kardiyak iletik kusurlarının ön planda olduğu bir distrofidir. X'e bağlı resesif geçiş olduğu gibi bu hastalıkta otosomal dominant ve resesif formları da vardır. Kreatin kinaz bunlardan normal veya yüksek bulunabilir. EMG'de miyojen değişikliklerin yanı sıra nörojen potansiyeller de tespit edilebilir. Kas biyopsisinde miyopati ve distrofi ile uyumlu olduğunu kas biyopsisinin görmekte. İmmünohistokimya ile emerin eksikliği veya otosomal formlarında laminin AC eksikliği gösterilebilir. Kardiyak incelemelerde atrial paraliziye kadar varan atrial kaynaklı genellikle iletim kusurları görülür. Genetik analiz X kromozomu uzun kolundaki EMD geninde mutasyonu gösterir. Bu mutasyon emerin denilen proteinin eksikliğinden sorumludur. Otosomal formlarında ise birinci kromozomun LMNA geninde mutasyon vardır ve bu da laminin A ve C eksikliğinden sorumlu mutasyondur. Atrial kaynaklı bu iletim difektleri pacemaker dediğimiz kalp pili kullanımına kadar hastayı götürebilir. Tanısı için kreatin kinaz, EMG, kas biyopsi, histokimya, enzim histokimya çalışmaları yapılabilir. İmmünohistokimya çalışmaları emerin ve laminin A ve C proteinlerine yönelik olarak yapılabilir. Bazen Western blot tetkiği gerekebilir. Kardiyolojik incelemenin ayrıntılı yapılması gerekir. Ülkemizde genetik analiz maalesef yoktur. EMD için genetik analiz yapılmamaktadır. Kısacası EMD'den bugün bahsettik arkadaşlar. Distrofiler mercek altına almaya devam ediyoruz. Dönem dönem distrofilerle ilgili videolarım çıkacaktır. İlgilerinize ve alakalarınıza teşekkür ediyorum. Saygılar.